Yayınlayacağımız et dosyası fıkraları aratmayacak cinsten. Bu yüzden Nasrettin Hoca fıkrasıyla başlayalım istedik. Malumunuz Nasrettin Hoca'nın canı et yemeği isteyince alıp evine götürmüş. Akşama güzelce pişir bunları demiş hanımına. Ne var ki o gün eve misafir gelince kadıncağız eti pişirip ikram etmiş. Akşam da bulgur pilavı koymuş hocanın önüne. Et nerede demiş hoca, karısı kediye dediği vermiş. Getir şu kediyi bakalım demiş hoca. Sonra teraziyi çıkarıp kediyi tartmış, tam 1 kilo. Hoca sormuş, peki hanım demiş, kedi buysa bizim et nerede? Et buysa kedi nereye gitti? Hoca eti araya dursun, biz TÜİK'in vatandaş yedi dediği etin peşine düşelim. Açıkladığı enflasyon rakamları alay konusu olan TÜİK, 2 Mayıs'ta kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Saat geldiğimde burada 5.5'da 53. sırayı aldım. Alacağımızda kaç kilo kıyma alacağımızı da bilmiyorum yani. Amca böyle diyor ama hadi yine iyisiniz. 2023 yılında boğazınızdan 3 kilo fazla et geçmiş. Ne zamana göre? 2022 yılında 26 kilo et tüketen Ayşe teyze ve Mehmet amca 2023 yılında 28.3 kilo et yemiş. Buna kargalar bile güler diyeceğiz ama devam edelim. İşte demek ki TÜİK okula uğramamış. 4,75. Önlükten, defterden falan haberi yok. Meyveden de haberi yok. Sürekli 5 dakika, 10 dakika geri kalan saate benziyor. Hiçbir zaman doğruyu göstermiyor. Herkes kendine TÜİK olmuş. Milyonlarca öğrencinin defter kalem harcamasını enflasyona katmayan TÜİK'ten et tüketimini doğru hesaplamasını beklemek saflık olur. Tıpkı et ithalatıyla vatandaşıma ucuz et yedireceğim diyen AKP hükümetinin halkını kandırması gibi. Hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı olduk. Sadece bu yılın ilk 3 ayında, Ocak, Şubat, Mart, toplam 173 milyon dolarlık Türkiye, Uruguay'dan, Brezilya'dan, Sırbistan'dan et ithal etti. Uruguaylı, Brezilyalı, Arjantinli, Sırp çiftçi besici kazandı. Dolar dolar, biz de öylece baka kaldık. Biz ete öylece baka kaldık ama AKP'li şirketler dolu kasalarını daha da doldurdu. Nasıl mı? Cevabını ekonomist Murat Muratoğlu versin. Etin biz kilosunu 3 dolara ithal ediyoruz. Kaça satıyoruz? 500. Acayip bir kar marjı var ortada. Öyle böyle bir kar marjı yok. Evet evet, yanlış duymadınız. 3 dolara yurt dışından getirdikleri eti millete 500 liraya satıyorlar. Hemen söyleyelim, 3 dolar bugünün kuruyla 96 lira yapıyor. Oysa diğer bütün maliyetleri kattığında vatandaş ithal eti en fazla 250 liraya alabilmeliydi. Alamaz çünkü... Ya kısaca büyük bir hırsızlık dönüyor bu işte arkadaş. İthal angusları vatandaşa fahiş fiyata satan AKP'li firmalara çekilen sıfır vergi kıyağını da anlatıp sizi sıkmayalım. 3 kilo eti nasıl yemişiz onu bulalım. TÜİK'in vatandaş yedi dediği etler Diyanet'in Elazığ Harput'ta yer alan Dini İhtisas Merkezi'ndeki yemek listesinden çıktı. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli etin tadını unutmuşken Diyanet'in yemek menüsündeki bonfile, biftek, kebap, İskender, ciğer havada uçuştu. Erdoğan'ın saray sofralarındaki et çeşitlerini hiç söylemeyelim. Onu anlatmaya bu video yetmez. Gel diyecekler ki gideyim et alayım. Bu hayat mı? Millet gerçekten ızdırap çekiyorlar. Saat sabah 5'inden 4'ünde kalkıp taburla kuyruğa geliyorlar. Bir kilo kıyma vermek için. Tarım yazarı Gazi Kutlu, TÜİK'in vatandaşa yedirdiği 3 kilo fazladan eti sorgulayan bir yazı kaleme aldı. Et kuyrukları ve et zamlarına dikkat çeken Kutlu, günün sonunda bu veriler ortalama rakamlar olduğu için vatandaşın büyük çoğunluğu ete ulaşamazken geliri iyi bir zümre de 70 ila 100 kilo arasında et tüketiyor dedi. Evet, TÜİK, kamu kurumlarının yemekhanelerinde AKP'li zenginlerin, varlık içinde yüzenlerin yediği eti vatandaşa yazdı. İş yeri harcı et yiyemiyoruz, açık ve net. Koç'un fabrikasında çalışan işçiler bile böyle diyorsa varın gerisini siz düşünün. Yılda bir kez imdada Kurban Bayramı mı yetişiyor dediniz? Vatandaş et yemek için yine umudu Kurban Bayramı'na bağladı. Doğru, ancak bayramın geldiğine sevinsek mi, üzülsek mi belli değil. Zira bir hisse kurban en ucuz 20 bin lira.
2024 vekaletle kurban fiyatını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı. Hem de 18 milyon liralık Audi makam arabası aldığı için eleştirilerin hedefi olduğu sırada. Buna göre vekaletle kurban kesimi yurt içinde 11.750 lira, yurt dışında 4.750 lira. Lüksten taviz vermeyen Erbaş'ın Diyaneti bu kadar ucuz hayvanı nereden bulacak bilmiyoruz. Çünkü 500 kiloluk bir boğa en ucuz 125 bin lira. 6 kişi hisseye girse kişi başı 20 bin lira düşüyor. Kasap masrafı eklendiğinde 21 bin lira düz hesap. Bu ortamda Diyanet ucuz yollu Angus keser belki. Bunun da millet ucuz kurban kesti diye propagandasını yaparlarsa şaşırmayın. Bizden söylemesi. Bitirirken başa dönelim. Rahmetli babamın emekli maaşını alan anama sordum. Anacım bu yıl geçen seneye göre 3 kilo fazla et yedin mi? Cevabı yapıştırıverdi. Nerede oğul? Biz eti kurbanda yersek yeriz. Eti kim kaybetmiş de biz bulalım.